Bir dizi açılış ve ziyaretler için Adıyaman'da bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa'da bir okulun salonunda dansöz oynatma olayının ardından Antalya'nın Serik ilçesinde lise öğrencisinin Kur'an-ı Kerim'e tekme atması olayıyla ilgili konuştu, gerekli cezaları vereceğiz dedi. Dansöz oynatma ile ilgili bir ilköğretim okulunda bakanlık olarak bunlara tolere edebilmemiz mümkün değil. Hele bir kutsal kitaba böyle bir yaklaşımın kabul etmemiz mümkün değil. Biz hem valimiz gerekli incelemeleri başlattı, hem de biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak hemen müfettişimizi gönderdik. Gerekli her türlü incelemeler yapacağız. Cumhuriyet Başsavcılığı da gerekli soruşturmaları başlattı. Ya biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak devletiyle milletiyle barışık, milletinin değerlerini içselleştirmiş bir gençlik yetiştirmek için uğraşıyoruz. Bu uğraşımızı verirken bu şekilde yaklaşımları kutsalımıza, Kur'an-ı Kerim'imize, kutsal kitabımıza böyle bir yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil. Gerekli hassasiyetle süreci takip edeceğiz, gerekli cezaları vereceğiz. Ve bundan sonra da görünen o ki bu tip ayrık da olsa bizim eğitim sistemimiz çok büyük bir eğitim sistemi. Yani 19 milyon öğrencinin olduğu, 1.2 milyon öğretmenin olduğu bir eğitim sistemi. Muhtemelen önümüzdeki günlerde de buna benzer vakaları nasıl önleyebiliriz diye ilgili bakanlık olarak da çalışacağız artık. Çok daha kapsamlı bir şekilde. Gençlerimizin özellikle sadece kutsala değil, doğaya saygılı, çevreye saygılı, insana saygılı ve Türkiye'nin hedeflerini bölgede iddia sahibi bir ülke olma, dünyada iddia sahibi olma, bir ülke olma yolunda ilerlerken buna uygun bir şekilde gençliği nasıl inşa edebiliriz? Eksiklikler nelerdir? Neleri yapmamız gerekir? İnşallah bu ayın içerisinde bir organizasyon yapıp bunu çok kapsamlı bir şekilde artık masaya yatıracağız.